Bir şey soracağım. Diye. İlk nasıl merak sardın? Hangisine? Futboluna? Abi işte şeyde üniversite öncesinde ne? Yukarıda küçük espriler yapıyorlar. Güzel duruyor ya ekibinden diye. Üniversite öncesinde zaten buz hokeyi oynuyordum. Orada işte milli takım falan derken her şey güzel gidiyor ama ne yazık ki ülkede şunu fark ettim. Ya ciddi olarak spor yapacaksınız ya da aynen üniversite aynen okuyacaksınız. Tabii, tabii. Kesinlikle. Benim mesela futbolu bırakmamdır. Hani bilenler bilir. Arasında niye abi devam yapıyor etmedin? Abicim 11 dersten kalınır mı Galatasaray Üniversitesi'de? 12 ders vardı zaten. 11 dersten kalmak nedir? 11 ikmal. Daha iyiymiş ya. Yani yazın böyle işte 20 ay olması gerekiyor ki 11 ikmalle çalış. Kafadan işte anayasa hukuku var bu kadar. Of, bu kadar biz de aldık onu. Bir öncekinden de kaldıysan bu kadar. Zaten bu hoca anayasayı yapmış falan. Geçirmez adam. Beni ele hiç geçirmez. Bu arada hemen geri toparlayayım. Bunu burada öğrendiğim bir edinim oldu. Buz hokeyi falan derken zaten kontağa dayalı ve sert bir spordu. Ve takım sporu yapmak istiyordum. Çünkü hani böyle spor bir noktasında olmuştu. İnsan hayatına çok disiplin katıyor. Aslında ciddi takım sporları bana soracak olursa. Şimdi baktım üniversitede mi takım... Sen biraz fiziksel temas falan isteyen bir spor abi, arıyordun çok, herhalde. Çok keyif veriyor ya. Çünkü öbüründe dokunamayacaksan yok, neden... Okey de öyle, Amerikan futbolu abi, da öyle. Abi tenis oynayalım. Öyle. Tenis oynayalım o zaman yani. Hani ya ben oynarken futbol oynayacak. Ben oynadığım için yani. Ya voleybol oynayalım temas etmeyeceksek ya. Futbolda da mesela... falan değil mi? Abi halı saha maçına götürmüyorlar beni arkadaşlarım. Ya ama bak şimdi şunu söyleyeyim. Tamam. Şeye dikkat et. Mesela İngiltere Premier Lig'de en sert oynayan oyuncular geleneksel olarak hep işte İrlandalılar ve İskoçlardır. Niye? I might diye böyle değil hani mi? Niye ama? Senin oyunun işte orijinali olan, kasksızı olan rugby. Rugby'yi oynadıkları için.